Arkadaşlar hepinize Arap Yarımadası'ndan selamlar. Ulan senin ne işin var Arap Yarımadası'nda dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten de benim ne işim var buna cevap veremeyeceğim. Benim ilk gelişim Umman'a. Hatta Arap Yarımadası'na da ilk gelişim diyebiliriz. Katar'a gelmiştim. 1,5 gün falan kalmıştım ama yıllar önce. Pek sayılmaz o. Arap Yarımadası'na geldik. Şubat ayındayız. Hava cehennem gibi sıcak. Çok sıcak. Akşamları çok serin. Şu anda böyle Hint Okyanusu'ndan mis gibi rüzgar esiyor gölgede olduğum için ama genelde çok sıcak ve pek gölge yok sahilde. Korniş deniyor sahil boyuna. Orada yürürken arkamda bir kale gördüm. Şimdi o kaleye tırmanacağım. Şaşırdığınızı ben de biliyorum. Ben de şaşkınım. 400 gün sizinle beraber Meksika, Kolombiya, Peru, Panama'yı gezdik. Onun üstüne bir de Moskova'ya gittim. Rusya'da, Moskova'da 2 hafta kaldım. Şimdi de bir anda Moskova'dan buraya sıcağa geldim. Benim de vücudum da beynim de ambale olmuş durumda. Çok feci bir haldeyim. Bir de bu sıcağa rağmen şu merdivenleri çıkacağız. Vay 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 vay. Muskat. Gerçekten acayip sıcak Şubat ayı için. Yani sıcak olduğunu tahmin ediyordum da bu kadar beklemiyordum. Hint Okyanusu'nda gördük. Kaç 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 güneşten kaç. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Bulutsuzluk özlemi. Mutrah. Mutrah Kalesi. Kalesi. Where are your dragons Kalesi? Allah'ım ya, soğuk espride yemin ediyorum dünya markasıyım ya. Vay. Toplar. Fransız devrimi öncesi 1760'da kullanılmış. Bakın burada Fleur de Lys. Fransa'nın sembolü olan Fleur de Lys. Fleur de Lys. Attım arkadaşlar. Fransızca telaffuzum. Dışında hiçbir şey yok. Evet, korniş deniyor buraya. Yani Katar'a gitmiştim. Ben aslında ilk defa şeriatla yönetilen bir ülkeye geliyorum. Daha öncesinde 1-1,5 gün falan Katar'da kalmıştım. Onun dışında ilk Umman. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bile gitmedim. Genelde Afrika, Asya ve Güney Amerika'da takıldım biliyorsunuz hayatım boyunca. 20 senedir seyahat ediyorum. Bu ilk ama beni şaşırttı. Burada da toplar var. Kalenin gidenleri yar 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 yandım. Koyverin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay. Hoppa şina şinanay. Atıyorum. Öyle miydi lan bu şarkı? Aha. Evet. Ezan okunuyor şu anda. Hint Okyanusu'nu görüyorsunuz. Ve Muskat şehri. Umman gerçekten de çok küçük bir ülke. Yaklaşık nüfusu 5 milyon. Şeriatla yönetiliyor Umman. Ama bizim kafamızda canlandırdığımız o sert şeriat yasalarını ben görmedim. Birçok kadın başı açık dolaşıyor mesela. Tabii bu ilk günüm. Bunu araştıracağız, konuşacağız. Umman'da küçücük bir ülkede bu kadar büyük bir kale ne arıyor? Ummanlılar çok iyi denizciler. Umman Sultanlığı Portekizler tarafından ve İngilizler tarafından kontrol edilmiş bir süre ama genel olarak bağımsız kalmışlar ve bir imparatorluk boyutlarına ulaşmışlar. Afrika'nın doğu kıyılarını, Zanzibar'ı, hatta Ummanlı denizciler, Arap Yarımadası'na çıkan denizciler Filipinler'e kadar İslamiyet'i götürmüşler. Endonezya'nın, Filipinler'in, güneyinin, Mindanao gibi yerlerin bugün Müslüman olmasının sebebi Ummanlı balıkçılar. Denizcilik teknikleri çok 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 iyiymiş.
balıkçı diyorum ama ticaret adamları, insanları diyelim. Adamları aslında o dönem için daha doğru olur. Gerçekten de kadın denizci olan da hiç yokmuş. Hatta kadınların uğursuzluk getirdiğine inanıyorlarmış. O dönemde Avrupalı ya da dünyanın birçok yerindeki denizciler ne yazık ki. Ama kadın denizciler de var tabii. Kadın korsanlar bile var. Çok az tabii sayıları. Güçlü bir deniz kuvvetleri olduğu için güçlü de şehirlerini korumak için kale inşa etmişler. Fransızlardan ve İngilizlerden almışlar bu topları. Ya da sömürge döneminde diyelim. Ne kadar doğru olur sömürge tabiri ama İngilizler tarafından işgal edildiklerinde de getirilmiş olabilir. Zaten topların üzerinde de tam olarak tarihleri ve geliş nedenleri bilinmiyor. Deniz kuvvetlerini kullanarak denizcilikte çok iyi oldukları için ne dedik? Afrika'nın doğu kıyısını, bugünün Somali'si, Tanzanya'sı, Madagaskar adasını kuzey kıyısına kadar yönetmişler. Uzunca süreler, yüzyıllarca yönetmişler. Oraya da İslamiyet'i götürmüşler. Zanzibar Adası hatta. Zenci demek, siyah insan demek. Arapça'da kötü bir amaçla kullanılmıyor yani. Amerikan filmlerinde gördüğünüz gibi. Arkamda da şey var. Bu arada umman acayip sakin, acayip huzurlu. Turist yok burada. Neredeyse hiç turist yok. Ve böyle mis gibi bir Hint Okyanusu Meltem'i esiyor. Şöyle çevireyim bakın. Ama güneşte çok 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 sıcak. Çocukken devamlı dünya atlaslarını karıştırırdım. Barış Manço'yu izlerdik vesaire. 1981 doğumluyum ben. O dönemde çok iyi hatırlıyorum. Sultan Kabus diye bir isimden bahsediliyordu. Ben tabii çocuk aklımı Sultan Kabus denildiği zaman düşmanlarına kabus olduğu için böyle nightmare üzerlerine çöktüğü için öyle bir lakap verildiğini zannediyordum sultana. Tabii ki ismi öyleymiş. Sultan Kabus. Arapçası da kabus mudur bilmiyorum ama Sultan Kabus'u anlatayım birazcık size. 1970 yılında bir darbeyle başa geliyor. Babasına karşı yapıyor ama kanlı bir darbe değil. Babasının yerine göreve geliyor 1970 yılında. 1970 yılında o zaman Umman'da iç savaş var. İç savaşı bitiriyor. Ve gerçekten Umman'da çok 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 saygı duyulan bir isim Sultan Kabus. Tam 50 yıl. Arap coğrafyasında hayal edilebilecek en uzun süreli görevi yapıyor. 50 yıl boyunca sultanlık yapıyor. 2020 yılında da vefat ediyor, ölüyor. 2020 yılında öldüğünde, ölmeden önce bir mektup bırakıyor. Yani 2 sene önce. Diyor ki ben öldükten sonra açabilirsiniz sadece. Bu arada çocuğu yok Sultan Kabus'un. Yani tahtını bırakabileceği bir varisi yok. Öldükten sonra da taht kavgası olmasın diye belki bunu yapıyor. Ve mektup açılıyor. İçinden Fatih Koparan çıkıyor. Atilla Taş yazıyormuş içinde. Düşünsenize Atilla Taş'ı getiriyorlarmış buraya. Sultan yapıyorlarmış. Atilla Taş'ın sultan olduğunu düşün. Burada ham çökelek diye dans ediyor herkes. Her neyse Sultan Kabus'un kardeşi, pardon kuzeni çıkıyor mektubun içinden. Ve şu andaki sultan, Sultan Kabus'un kuzeni ülkeyi aynı şekilde yöneteceğine söz veriyor. İlk konuşmasında böyle diyor ve cidden Umman aşırı aşırı huzurlu bir ülke. Orta Doğu'nun İsviçre'si deniyor Umman için. Barış konuşmaları vesaire burada yapılıyor. Barış konuşmalarına katılıyor Ummanlı yöneticiler. Gerçekten de o huzuru hissediyorsunuz. Bu arada sıfır terörizm var Umman'da. Terörizme hiçbir şekilde müsamaha göstermiyorlar. Terörist faaliyetler ya da
teröristlerin burada yaşamasına izin vermiyorlar. Ne olursa olsun. Bu da ülkeyi gerçekten cinayet oranının, hırsızlık oranının çok düşük olduğu bir ülke haline getiriyor. Hırsızlığa vesaire nasıl cezalar kesin? Sonuçta bir şeriat yasalarıyla yönetiliyor bu ülke. Ne ceza kesildiğini de öğreneceğiz. Gerçekten o bizim bildiğimiz kol kesme, kafa kesme vesaire idam muhtemelen vardır ama nasıl uygulanıyor? Bunları da bakacağız, beraber öğreneceğiz. Beyaz elbiselerden ben de mi alsam acaba ya? Ne kadar ferah ferah, vallahi mis gibi ya. Evet. Benim arkadaşlarım mesela yok orada kapanmamız gerekiyor falan pişman dediler. Görüyorsunuz turistler şortuyla, kadınlar gayet rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Turistler için bir sıkıntı yok. Sanıyorum ki Ummanlı kadınlar, yani benim şu ana kadar gördüğüm Ummanlı kadınlar yarı şekilde bağlıyorlar. Peçe falan hiç görmedim. Birçoğu da İranlılar gibi böyle yarım kapatmış halde geziyorlar. Bu bilgiyi de Umman'a gelmek isteyenler için vereyim. Bazı yerlerde ama uyarılar gördüm. Kıyafetinize dikkat edin diyor. Erkekler için muhtemelen diz altı şort. Kadınlar için de yes boss. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Türkiye. Türkiye. How are you? Good. Thank you. Omani. Omani, yes. Ah, nice. Nice. Nice clothes. Yes. 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 That's what that's. That's all. Together. Utanıyor bana şey yapmaktan. Yolda baya benimle fotoğraf çekilmek isteyen oldu. What's your name? Muhammed. Muhammed. Yes. Fatih. Maşallah. Fadi. El Fatih. El Fatah. Live? No. For YouTube. Yes. Not live. Yes. Her şey maşallah diyorlar. Maşallah. Adnan Hoca gibi. Maşallah hocamıza. Daha. Ha? Evet, bir takipçi kazandık arkadaşlar. Klavye Arapik. Türkiş. Fatih Paparan. English. Yes. Ah, English, yes. من طلع لحسابي كيف اشو فيديو نزل سيم يوتيوب معلوم بس نزل يوتيوب ريد يوتيوب لازم يس يس ما شاء الله نزل يوتيوب يس يس يو ويل بي ان ماي يوتيوب اول ذا تركيش جيرلز تركيش جيرلز ويل كم افتر يو سي يو شكرا Thank you. Yalla Habibi. Evet. Çok tatlı bu arada ya Umanlılar. Acayip yardımseverler. Devamlı selam veriyorlar. Muhabbet etmeye çalışıyorlar. Gerçekten bir Kolombiya sıcaklığı. Yani o tarz bir sıcaklık değil ama ona benzer bir sıcaklık bulduk. Buradaki insanların kökeni ne dedik? Zanzibar'ı işgal etmişler. Hatta hani okuduklarımdan hatırladığım kadarıyla bir Umman sultanı, kralı mı diyelim, sultanı diyelim. Bir Umman sultanı da başkenti Zanzibar, Stone Town'da taşıyor. Şu kafalarındaki şapkaların Zanzibar'dan geldiğini yazan bir kaynak vardı ama belki de buradan Zanzibar'a gitmiştir. Şöyle adamın kafasına ayaklandım. Ne demiştik? Sultan Zanzibar'ı başkent yapıyor. Muskat'ı değil, Zanzibar'ı yapıyor. Öyle yani. Afrika'ya gidiyorlar. Çok fazla Zanzibar asıllı Ummanlı var. Gerçekten de renklerinden vesaire anlıyorsunuz. Ya bunlar Afrika ve Ummanlı karışımı ya da direkt olarak Afrika kökenli. Onun dışında da Baluchistan var ya, biliyorsunuz Pakistan'da Baluchistan. Orası kökenli insanlar da çokmuş. Ne zaman birisine Ummanlı mısın vesaire diye sorsam Baluchi diyen de oluyor. Onlar ama çalışan Pakistanlı ya da Hindistanlı değil. Kökeni oradan gelenlere muhtemelen Baluchi diyorlar. Buna da %100 emin değilim. Dediğim gibi ilk günüm. Ummanlı mısın diye sormamın sebebi de şu. Çok fazla şey var. Çalışan var burada yani. Hindistan'dan, Bangladeş'ten gelmiş. Dün havalimanında binlerce çalışmaya gelmiş. Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli vardı.
nereye geldik? Burası da bir pazar yeri. Bizim kapalı çarşı gibi. Yani burası aktara benziyor. Bu ne ya? Şeker mi bu? What's this? Essence. Ha? Essence. Ah, koku koku. Okay. Thank you, thank you. No problem. Evet. Okay. Bahsettiğim size Sultan Kabus ortadaki Sultan Kabus'un kuzeni olan ismini unuttum Sultan'da. Soldaki yani bugünkü Sultan. Çok fazla turist yok. Buranın ben daha turistik olduğunu hayal ediyordum. Yani ülkede turist yok. Hem korona yüzünden hem de aslında yani mükemmel bir sezon burası için. Hava o kadar güzel ki sahile falan da mayoyla girebiliyorsunuz. Ben yüzeceğim. Tertemiz denizi gerçekten. Çok güzel denizi. No problem. Ay benim kamerayı görüp yüzünü kapatmış kadınlar. Ben elimle problem yok yazdım. Çekince şey yaptılar. Güldüler. Bu GoPro nasıl alacak sizin gözünüzü? Bakın bu Man bayrağı. Şu hançerler Umman'ın sembolleri. Hi. Hello. Evet, burada Marmaris'te vesaire. Gördüğünüz gibi Serkan. Hepsi Hindistanlı. Aa, thank you, thank you. Arap yağı satıyorlar herhalde. Bunlar geleneksel Arap Ummanlı nişan kıyafetleri herhalde. Nişanına beni çağır sevgilim. İstersen Habibin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa eski bir Habibi dersin sevgilim. Hayaller. Burada böyle bir bağırarak gaza gelirmişim. Yemin ediyorum alacağım şu beyaz şeylerden ya. Çok rahat olun, biz Arap Yarımadası'ndan bu kıyafeti almalıydık aslında ya. Tek almamız gereken şeyi almamışız yemin ediyorum. Böyle bembeyaz, ooo. Sallana sallana dolaşacaktık. Bu size bahsettiğim Umman'ın geleneksel şeyi işte. Kancar. Kancar, aaa. Kancar. Kancar, Umman'ın. Thank you. Kancarı. Bayrakta da var. Thank you. You can see inside, no problem. Later I will do. Hancar'ınmış. Ve tabii ki bu Umman'ın dedi, Zanzibar'dan muhtemelen aldıkları şapka. Şapkalar da güzel aslında, tam takılabilir. Bakın. Yes. How much? This is 2.5. 2.5. This is a different price. Ah, okay. It's a different quality, different material. More? Yeah, just 4, yeah. 4 reals. Okay. Later I will come. Also 2 reals coming. This also 3 reals. Yes. Like. And this is in a different quality coming. Yeah. Just try. Yeah, try. Kaç kıymet öreni? Bir bigger better. Just more. Ne lan? Where from sir? Turkey. Turkey ya, nasılsın? Yes. İyiyim, sen nasılsın? Yeah, you know nice Süleyman Eglu. What? Nice Süleyman Eglu. Yes. Halil Mutlu. Halil Mutlu, wait, look. Yeah. You're from India? India. Yes, where about India? From Kerala. Kerala, I was there. Yeah. Backwaters. Backwaters, yeah, yeah, backwaters. Yes. Yeah. Backwaters, Chinese fishing nets. Yeah, it's good for, you know, that's the, my big fan, Nain Süleyman Eglu. Ah, yeah, he was good. He died. Halil Mutlu also. Yeah, Nain Süleyman Eglu died. Pocket Hercules, the special name. Jeff Hercules. Okay. Masha'Allah. Chef.
Evet. Tam bir Ummanlı oldum. YouTuber? Yes. YouTuber. Yes. Will this go number for you? YouTuber, are you giving you for you, bro? How much? 2.5. 2 real for you, no problem. 2 real. For you. Okay. Türkiye. Türkiye için for Naim Süleymanoğlu. 2 real arkadaşlar, 2 real küçük para gibi durabilir ama 2 real yaklaşık 70 TL. Okay, I buy it because you know Naim Süleymanoğlu. Naim Süleyman, Halil Mutlu. Yes. Halil Mutlu. Bundan sonra böyle gezeceğiz. Marwa. Anne, Marwa'lara gideceğiz. Peki, Marwa bu. This is the Omani perfumes. Omani perfumes? Yes. This is the more natural. I want also in Turkey all the money I have. You spent. No, I collect the money. Ah, okay. I don't have it with me. Yeah, I have. See you later. Okay, thank you very much. Okay, bye bye. So bye much. Bye. Evet, hiç iyi satıcı böyledir işte. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu dedi. Sattı bize şapkamızı. 2 real de o kadar pahalı değil be, 70 lira. Ha, baksanıza ne güzelmiş. How are you? Fine. Yes. I speak Kürtçe. Do you know? Yes. Thank you very much. I'm from Kerala. Kerala. You? No. Where? Bangladesh. What? Bangladesh. Bangladesh. Ah. Assalamu alaikum. See you later. Bye bye. Adam Bangladeshliymiş. Thank you. Bye bye. Sahil boyunca 20 bin adım attım. Birazdan Yemen'e girmiş olabilirim. Bu ne? Buraya giriş yasak mı? Kimse yok arkadaşlar. Kimse yok. Ve ben böyle bir tünelden girdim ama şurada kale gibi bir yer var. Askeri üs mü? Bir insanoğlu yok ya. Çok acayip değil mi ya? Her neyse. Hayatımda gördüğüm en huzurlu ülke olabilir ya. Huzurun sebebi de insan olmaması. İnsan yok. İnsansızlık huzurdur. İnsan sevmiyorum. Evet. Çok eski bir kale gibi. Ve devamlı bir gürültü var ya. Aha, başka bir kale daha. Burası bir koy. Bakın şöyle göstereyim. Şu tünelden giriyorsunuz. Eski bir kale gibi bir şey var. Yani kale. Kale gibi ne demek. Şu yukarıda bir burç var. Yarımadanın ucunda da var. Eski gözetleme kulesi gibi. Şu tekneler bayağı eskiye benziyor. Yelkenli teknelere benziyor. Bu bir ada. Adanın üzerinde de burçlar var. Ve başka bir kale. Ooo, yes. Ama burası askeri tesis mi acaba? Gerçekten girmek yasak mı? Ne oluyor lan? Bu ne ya? Ha, otomatik tüfeğe benziyor ama.
çalıştık. Selamun aleyküm. What's this place? El Alem place. What? El Alem. El Alem. Yeah. The world. Yeah. It's not the world. No? El Alem. What does it mean? That means King's Palace. Sultan's Palace. No, no, no. No filming? Okay. I filmed this. Yeah, it's no good. Sultan's Palace? Yeah. Palace. Yeah. Okay, thank you. Can I walk this? Yeah, you can walk. Thank you very much. Şükran. Sultan'ın sarayı dediler ama İngilizceleri pek yoktu. El Alem. El Alem ne der? El Alem ne der? O çöptü herhalde o ses çıkaranlar ya. Bunlar ne, makineli tüfek mi? Bak ya, bu ummanlar acayip sevimli. Hiç bilmiyorum, burası turistik bir yer midir? Pek de turistliğe benzemiyor ama muhtemelen ben giriyorsam herkes girebilir. Bunlar makineli tüfek mi acaba? Şöyle. Uf. Yani saray galiba, da öğreneceğiz burayı. Ay çok güzelmiş. Benim boyum uzun olduğu için gözüküyor. Ama makineli tüfekli korumalar da bayağı iyi. Selam. İyi bari bunlar şey değil ya. Suratsız değil, el sallayınca el sallıyorlar. Şimdi sultan çıksa dese ki, gel kardeşim. Gel, akşam yemeği yiyorduk, tam üstüne geldin. Sen tanrı misafirisin. Of, bu arada tanrı misafiri var ya. Tanrı misafirini şeyden dinleyeceksiniz arkadaşlar. Ajda Pekkan'dan. Ciddi söylüyorum. Ajda'nın 60'lar 70'lerdeki müziği çok iyidir. Orijinali de Feyruz'un, olması lazım. Orijinali Tanrı Misafiri'nin. Arapçasını da dinleyebilirsiniz. Cidden çok çok iyidir Arapçası. Ana, burada da toplar var. Bunlar eski kan. Umman'daki ilk izlenimlerinden bir tanesi diye. Her neyse, bir tanesi camilerin acayip acayip güzel olması. Cidden o kadar şık, o kadar güzel yapmışlar ki, benim dünyada gördüğüm en güzel camiler. Çok mütevazi. Bu biraz değil, bu birazcık daha şey ama şöyle göstereyim. Genelde böyle küçük ve çok güzel işçilikler var, renkler var, çok canlı renkler var. Arap mimarisini yansıtıyor. Minaresi de böyle. Dün geldim gece. Yol boyunca inanılmaz güzel camiler vardı. Ve begonviller. Of, çok güzel ya. Ya yemin ediyorum var ya, şu anda şu Hint Okyanusu'ndan esen Meltem öyle küçük küçük masajlar yapıyor bana. Şubat ayında bu ülkeyi kaydedim. Gerçekten hem Türkiye'ye çok yakın, hem de inanılmaz ılıman bir iklimi var. Tabii ki bu mevsim için söylüyorum. Burası Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz falan cayır cayır yanıyordur yani. Sokağa çıkamazsınız. Ama şu anda var ya, ya çok tatlı bir Haziran akşamı. Yazdan bir gün daha çalmış oldum bugün. Arkamda tatlı, güzel cami, saray olduğunu zannettiğim bir yer. Eski kale. Mis gibi Hint Okyanusu rüzgarı ve bembeyaz Arap mimarisi. Kasr al-Alam Street sokağından görüşmek üzere. Umman'daki ilk günüm böyle geçti. Derken bu ne acaba? Bu da çok güzelmiş be, bina. Bunlar sanırım bakanlıklar. Yani sarayın etrafında bakanlıklar olabilir ya da atıyorum yani, öyle bir şey yok. Ama biraz böyle devlet binası gibi geldi bana. Kuşların seslerini duyuyorsunuz. Çok güzel gerçekten. Ben hava karana kadar yürümeye devam edeceğim. Bugün temiz 25 bin adım atmışımdır. Şimdilik Umman'dan selamlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun ki burs vereceğiz bu kanalla. Seyahat bursu.
gezemeyen gençlere dünyayı gezdireceğiz. Onun için hem öğrenip hem de bir işe yarayabileceğiniz tek YouTube kanalı diyebiliriz. Kendine iyi bakın. Görüşürüz.